Bütün bunlar bir oyun. Ve Ayşe de öyle sandığın gibi masum birisi değil. Ne? Kerem haklı. He? Muhsin amca. Ayşe. 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 Ya senin bahçenin etrafında dolandığını görünce biz Kerem'le sana bir oyun oynayalım dedik. Evet. Nasıl anlamadım? Yani ne oluyor burada ya? Biri bir şey anlatsın bana. Ne oyunu? Muhsin amca sana şaka yaptık. Evet. Nasıl yani? Sen başından beri burada mıydın? Ya Kerem rica etti. Ya bizimkiler bu düğün ortamında eğlenemezler dedi. E ben de ne yapayım? Onu kıramadım. İşte düğünden sonra böyle küçük bir parti yapalım mı dedi. Ben de olur yapalım dedik. Yani böyle arkadaş arkadaşa. Pişman mı olduk acaba? Keşke şaka yapmasa mıydık? Ama ben dedim size. Söyledim yani. Muhsin amca belki şakadan çok hoşlanmaz falan dedim ama dinletemedim yani. Hay Allah ya. Ben şimdi her şeyi berbat ettim öyle mi? Ya ne bileyim ben. Bu böyle sinsi sinsi evden kaçınca ben de mutlaka bir şey yapıyor dedim. Peşine takıldım. İşte şaka yaptık. Üzerine de bir ton laf yedik. Görüyorsun değil mi kardeşim? Adımız çıkmış 9'a inmiyor 8'e. Vallahi haklısın kardeşim yani. Hayır bir şaka yapalım dedik yani. Ağzımızda kuş tutsak yarınamıyoruz Muhsin amcamıza. Hayır yani biraz eğlenelim falan dedik, gülelim dedik ama olay nerelere geldi ya? Hadi oradan be. Sanki ikiniz de sütten çıkmış ak kaşıksınız. Muhsin amca istersen sen de kal. Mangal yaktık biz. Bir şeyler yersin belki karnın açtır. Sonra eve beraber döneriz. Yok kızım yok ben kalmayayım. Her şeyi berbat ettim zaten. Sizin eğlencenizi bölmeyeyim. Hadi siz devam edin eğlenceye. Ama çok fazla havuzda kalmayın üşütürsünüz. Hadi iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Hadi. Dikkat hay Allah et ya. Muhsin amca sağ ol. Hay, sağ ol, sağ ol. Hadi. Yalnız Ayşe Hanım siz neymişsiniz böyle? Bravo. Bu sahnede senin böyle ironik ve kötü bir şaka yapmadan önce başka bir şey demen gerekiyor. Bir düşüneyim. Yok hayır gerekmiyor böyle iyi. Yapma abi gözünü seveyim ya. Biraz önce Ayşe hayatımızı kurtardı. Yani Volkan teşekkür ederim. Doğru diyorsun. Hayatımızı kurtardı. Üçümüzün hayatı. Kendisi de dahil. O yüzden fazla övmeye gerek yok. Sen gerçekten nadir bulunan bir türsün ya. Sinsi bir tür. Sen böyle dalga mı geçeceksin? Ya teşekkür etmek yerine hala üste çıkmaya çalışıyorsun. Kendini kurtardın. Bir de teşekkür mü bekliyorsun? Ben mi kendimi kurtardım? Tamam. Okey. Bakın biraz önce çok büyük bir olay atlattık. Biraz relax ya, relax. Hayır, kendini kurtarmadın mı gerçekten? Bir şey soracağım. Sadece ben yanıyor olsaydım yine böyle bir durumda, yine yapar mıydın? Evet, yapardım. Dürüstçe söyle. Dürüst cevap veriyorum. İyi tamam. İnceldiği yerden kopsun. Ben Muhsin amcaya gidip her şeyi anlatıyorum. Hopa, hopa, yok, hopa, yok, hopa. Yok. Ayşe, şey. Bu da oyunda aslında. Teşekkürler. Bir şey değil. Ayrıca sen nasıl geldin burada? Yani tesadüf. Böyle pencereden bakıyordum. Senin arkandan Muhsin amcanın çıktığını görünce taksiye atlayıp geldim. Niye aramadın bize haber vermedin? Ya Erkut abim havuza düştü. O da telefonunu düşürdü. Ben de telefonumu ona verdim ağladı diye. Tamam. Tekrardan sağ ol. İyi kurtardın. İş tatlıya bağlandıysa hadi hadi partiye devam. Yok ya benim tadım kaçtı zaten gerildik. Bana bu gece erken paydası. Hayda. Bana değil. Kızlar havuzu ısıttıysak. Bana bakmıyorsun değil mi? Ya havuz partisinden gelmişim. Sana mı bakacağım? Kızlar da güzel olsaydı bari. Sevimsiz. Ya ben düşündüm bu yatağa kimin yatacağı ile ilgili. Senin bu gece beni kurtarmanla bunun ne alakası var? Yani teşekkürümüzü ettik. Evet. Yatağı niye sen alıyorsun? Bak şimdi. Eğer ben seni kurtarmasaydım Muhsin amca sana neler yapardı onu bir düşün. Ya şu anda kim bilir nerede yatıyor olacaktın ya. Sen bunları bir düşün, içselleştir. Sonra bir daha düşün. Ondan sonra o beğenmediğin kanepe sana nasıl rahat gelecek? Böyle bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaksın.
Hadi uzan, uzan, uzan Keremciğim. Yat, yat. Ha, kaldır ayaklarını. Kapat gözlerini. Evlilik dırdırı böyle oluyormuş demek ki.